Çayı biten var mı başka? Hı. Dur kızım, dur, kalkma sen, kalkma. Yeşim, sen şu çayları bir tazelesen hadi. Yeşim abla, bana bir çıt dem, biliyorsun. Benimki de açık olsun biraz. Bunu da değiştir, yağlanmış. Salatalı uzatır mısın kızım? Tabii babacığım, buyurun. Teşekkür ederim. Yeşim, nerede kaldı çaylar? Geliyor. E hadi ama. Ay, teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu ne ya? Zift gibi böyle. Şunu açık getir. Murat, sen açık içmezsin. Bunu mu tartışacağız şimdi Yeşim? Açık getir, hadi. Nerede yumurta? Yumurta da yapmamışsın sen. Yani yumurtasız kahvaltı mı olur? Ha? Yap demedin ki. Yap demem mi lazım? Hadi git yap. Yeriz değil mi çocuklar? Olur, yeriz vallahi. Olur vallahi. Tamam. Kavurmalı yap, şöyle göz göz olsun. Hadi ne bakıyorsun, hadi. Ya Yeşim abla, benimki iyi pişmiş olsun. Ben sevmiyorum öyle sulu sulu. Aşkım, sahanda yumurta öyle kas katı yenmez ki ya. Onu böyle ekmeği banacaksın sarısına, o böyle bir dağılacak. Yok, yok, yiyemiyorum öyle Ozan. Nasıl yiyemiyorum ya, alışırsın. Tamam, ısrar etme oğlum, ısrar etme. Yeşim, zilişinkini ayrı yap. Bizimkiler az pişsin. Hadi, hadi. Azra, vallahi ben Bilal'e tamamım yani. Okeyim. İçime sindi benim. Beni dinle. Ben Bilal'e takılmıyorum ki. Adam zaten o gün oturduğu yerden oynadı. Hepimiz çok beğendik. Sorun yok. Tamam o iş yani. Camları sil he, Murat Efendi. Camları sil. Peki. Ya benim sana söylemeye çalıştığım şey şu. Ya gözümüzden bir şey kaçırdıysak? Ben senin kadar rahat olamıyorum. Sonuçta bu güzide ya, güzide, güzide. Güzidenin nasıl bir şeytan olduğunu biliyoruz. Canım yani o kurtsa biz de kuzu değiliz ki. Aa. Çakalız biz de kızım, çakal. Sen de bizi hafife alıp durma artık. Bak, güzide anlarsa çok fena patlarız, yanarız ha, ben sana söyleyeyim. Efendim Canan. Hı. Tamam gelsin. Tamam tamam. Yolla. Hı hı. Gel. Üstü abla, rahatsız etmiyorum inşallah. Vallahi Yeşim'cim çok işim var biliyorsun, burası bir iş yeri. Yok, ben zaten fazla vaktini almayacağım. Şöyle 2 dakika oturabilir miyim? Tamam, buyur geç. Ben seni arayacaktım. Hatta kaç kere mesaj yazdım, 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 sildim. Sonra seninle yüz yüze konuşmam gerektiğini düşündüm. Sonra bana kızgın olduğunu düşününce de korktum. Sonra bu cesaret nereden geldi? Yani cesaret demeyelim de... Murat zorla götürdü beni. Öykün yanında ya şimdi gelirsin ya da bir daha Öykün yüzünü göremezsin dedi bana. Tamam, anladım. O yüzden gittin. Tamam, olur. Ne yapabilirdim Güzide abla? Öykü oradaydı, yanımızdaydı. Ne olur beni affet. Tamam kızım, anlıyorum. Hak veriyorum sana. Tamam.
Ama kusura bakma yani, işim var. Olur mu? Tamam, tamam. Anne demin dedin ya, bir cesaret mi geldi, ne oldu? Benim buraya gelmem gerekiyordu çünkü seni uyarmam lazım. Sana tuzak kuruyorlar Güzide abla. Yeşim yapma Allah aşkına, ne tuzağı, yapma, gözünü seveyim ya. Güzide abla yemin ediyorum yapıyorlar bak gerçekten. Murat'ın yeğeni bizde, Azra Ankara'dan gelmiş, annesi Tülay mıymış ne? Ya ben hadi Tarık için anlarım da bu söylediklerini. Allah aşkına ta Ankara'dan o insanların benimle ne işi olur Yeşim, yapma gözünü seveyim. Güzide ablacığım duydum diyorum sana, bahçede telefonla konuşuyordu Azra, dinledim. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ama Güzide'nin nasıl şeytan olduğunu biliyoruz. Eğer Güzide anlarsa yanarız, patlarız falan dedi. Duydum. Anladım. Sen de gelip anlatayım dedin. Evet. Barışmak için böyle bir yol mu buldun kendine? Güzide ablacığım bak gerçekten barışmak için değil. Bak haklısın. Sen bana bir sürü şey yaptın. Ben seni yarı yolda bıraktım. Gerçekten ben buraya beni affet diye gelmedim. Yeşim dur bir dakika bak. Birincisi sen beni yarı yolda bırakmadın. Sen kendini yarı yolda bıraktın. İkincisi de ben sana kızgın değilim. Ama kırgınım. Anladın mı? Hadi canım. Hadi çok işim tamam, var. Gerçekten. Tamam. Çok haklısın. Bana kırgın olmakta çok haklısın. Ama ne olursun kendine dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim. Sen de kendine dikkat et. Tamam canım. Hadi. Tamam. Teşekkürler Yeşim. Hadi. İşim var.